Enflasyon hedeflemesi rejimi, fiyat istikrarına ulaşmak amacıyla uygulanan para politikası stratejilerinden biridir. Parasal büyüklükler ya da döviz kurunun hedeflendiği rejimlerin aksine, enflasyon hedeflemesi stratejisinde herhangi bir ara hedef kullanılmaksızın doğrudan enflasyonun kendisi hedeflenir. Günümüz modern merkez bankacılığı anlayışı içinde enflasyon hedeflemesi rejiminin önemi Gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda enflasyon hedeflemesi stratejisinin temel özelliklerini, ön koşullarını, yürütülme şeklini bilmek gereklidir. Konuyla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar enflasyon hedeflemesi, enflasyon hedeflemesi rejiminin ön koşulları şeklindedir. Bu programı izledikten sonra enflasyon hedeflemesine dönük bir para politikası stratejisinin uygulanabilmesi için İhtiyaç duyulan ön koşullar nelerdir? Enflasyon hedeflemesi stratejisi nasıl yürütülür? Türkiye'de uygulanan enflasyon hedeflemesi stratejisinin temel özellikleri nelerdir? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. Enflasyon hedeflemesi rejimi, Merkez Bankası'nın nihai hedefi olan fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi amacına yönelik olarak gerçekleştirilir. Para politikasının belirlenen bir dönem için belirlenen sayısal bir enflasyon hedefi ya da hedef aralığına dayandırılması ve bunun kamuoyuna açıklanmasına dayanan para politikası uygulamasıdır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesi rejiminin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. Enflasyon hedeflemesi rejiminin toplum tarafından kolaylıkla anlaşılarak izlenebilmesi amacıyla öncelikle sayısal bir enflasyon hedefi belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. Enflasyon hedeflemesi rejimi altında Merkez Bankası'nın temel politika aracı kısa vadeli faiz oranlarıdır. Enflasyon hedeflemesi rejimi kapsamında karar alma sürecinin kurumsallaşmasını sağlamak en az enflasyon hedefini saptamak ve bu hedefi kamuoyuna açıklamak kadar önem taşır. Enflasyon hedeflemesi rejimi uygulamasında enflasyon tahminleri büyük önem taşır. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinin enflasyon hedefinden önemli ölçüde sapması durumunda banka temel para politikası aracı olan faiz oranlarına müdahalede bulunarak bu sapmanın önüne geçmeye çalışır. Enflasyon hedeflemesi rejimi kapsamında Merkez Bankası'nın beklentileri iyi yönetmesi ve etkin bir iletişim politikası izlemesi önemlidir. Enflasyon hedeflemesi rejiminde merkez bankalarının doğrudan kontrolünde olmayan enflasyon oranı hedef değişken olarak seçilir. Enflasyon oranı üzerinde etkili olan çok değişik faktörler vardır ve merkez bankaları bu faktörlerde yaşanan değişimlere ancak belirli bir gecikmeyle müdahale edebilirler enflasyon hedefinin tam olarak tutturulması zordur. Buna karşılık gerçekleşen enflasyon oranının enflasyon hedefi çevresinde dalgalanan bir değer alması beklenen bir durumdur. Yani enflasyon hedeflemesi rejiminin gelecek döneme odaklanan bir strateji olduğunu söylemek mümkündür. Enflasyon hedeflemesi rejiminde merkez bankalarının politika aracı faiz oranlarıdır. Ekonomi tarihine bakıldığında 1960'lı yıllar ile 1990'lı yıllar arasında gelişmiş ve gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde para politikası rejimi olarak genellikle döviz kuru ve parasal büyüklüklerin hedeflenmesi stratejilerinin benimsendiği görülür. Ancak 1990'larda para ve kredi büyüklükleri ile enflasyon arasındaki kısa vadeli ilişki oldukça istikrarsız bir hal almıştır. Bu durum parasal hedefleme stratejisi çerçevesinde söz konusu büyüklüklerin ara hedefler olarak daha az güvenilir ve daha az faydalı olmasına sebep olur. Küreselleşmenin de etkisiyle fiyat istikrarını sağlamada kullanılan döviz kuru, faiz, nominal gelir ve parasal büyüklüklerin hedeflemesine dayalı stratejiler etkisiz kalmaya başlar. Döviz kuru hedeflemesi yapan ülkelerin yerel faiz oranları para birimi çapa olarak seçilen ülkedeki gelişmelerce belirlendiğinden bağımsız para politikası uygulama yeteneği ortadan kalkar. Dolayısıyla bu ülkelerde dışsal şokları yumuşatacak esnek bir politika aracı bulunmaz. Enflasyon hedeflemesi rejimi parasal büyüklüklerin veya döviz kurunun hedeflendiği rejimlere kıyasla önemli avantajlar sunar. Enflasyon hedeflemesi rejiminin diğer para politikası rejimlerine göre birinci avantajı parasal büyüklükler ile enflasyon arasında istikrarlı bir ilişkinin varlığının uygulamanın başarısı için çok önemli olmamasıdır. Enflasyon hedeflemesi rejiminde Merkez Bankası'nın hedeflerinin ve taahhütlerinin diğer para politikası rejimlerine göre çok daha rahat anlaşılır ve açık olması bu rejimin sağladığı ikinci avantajdır. Bunun yanı sıra enflasyon hedeflemesi rejimi alternatif rejimlere kıyasla daha esnek bir strateji sunar. Bu durum, hedeflerin genellikle orta vade için tanımlanmış ve kısa dönemli sapmaların kabul edilebilir olmasından kaynaklanır. Temel amacı fiyat istikrarının sağlanması olan enflasyon hedeflemesi rejimine yönelik eleştiri döviz kurlarının göz ardı edilmesidir. Bu durum, özellikle küçük ve açık ülke ekonomilerinin makroekonomik dengesine ilişkin sorunlara sebep olduğu için enflasyon hedeflemesi rejiminin dezavantajlarından biri olarak ifade edilir. Ayrıca enflasyon hedeflemesi rejiminin mali baskınlığı engelleyememesi ve döviz kuru oynaklıklarının finansal istikrarsızlığa neden olabilmesi gibi sebeplerle de bu rejim eleştirilir. Para politikası uygulamalarından enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarını sağlama amacına başarıyla ulaşabilmesi için bazı ön koşulların gerçekleşmesi gerekir. Bu ön koşullar Merkez Bankası bağımsızlığı, para politikasının fiyat istikrarına odaklanması, finansal sektörün gelişmiş olması, mali baskınlığın düşük olması, hesap verilebilirlik ve şeffaflık şeklindedir. Enflasyon hedeflemesi stratejisinin ön koşullarından birisi Merkez Bankası'nın politika uygulamalarında bağımsız olmasıdır. Merkez Bankası'nın para politikası amacını kendisinin belirlemesine amaç bağımsızlığı diyoruz. Para politikası amaçlarına ulaşmak için hangi para ve döviz kuru politikası araçlarının kullanılacağına Merkez Bankası tarafından karar verilmesi ise araç bağımsızlığı olarak ifade edilir. Merkez Bankası bağımsızlığına ilişkin bir diğer kavram da ekonomik bağımsızlıktır. Hükümetlerin Merkez Bankası'ndan borçlanmasının yasal olarak engellenmesi Merkez Bankası'nın ekonomik olarak bağımsız olduğunu gösterir. Enflasyon hedeflemesi rejimini uygulayan bir merkez bankası yalnızca belirlediği enflasyon hedefine ulaşmayı amaçlamalıdır. Başka bir ifadeyle büyüme, istihdam seviyesi veya döviz kuru istikrarı gibi başka hedefler seçmemelidir. Enflasyon hedeflemesi rejimini uygulayabilmek için gereken bir diğer ön koşul ise enflasyon hedeflemesi uygulamasını seçen ülkenin gelişmiş finansal piyasalara sahip olmasıdır. Gelişmiş finansal piyasalar Merkez Bankası tarafından kullanılacak parasal araçların etkinliğini arttırır. Mali piyasaların kullanılan parasal araçlara yeterli çabuklukta tepki verememesi enflasyon hedeflerinden sapmalara yol açabilir. Bu durum aynı zamanda merkez bankalarının sahip olduğu en etkili araç olan açık piyasa işlemlerinin yürütme yeteneğini de kısıtlar. Mali baskınlığın olmaması koşulu enflasyon hedeflemesi stratejisinde olduğu kadar diğer para politikası rejimleri için de geçerlidir. Mali baskınlık kısaca yüksek bütçe açığının olduğu ve enflasyonu az önemseyen bir ekonomik yapı olarak ifade edilebilir. Böyle bir ekonomik yapıda kamu gelirleriyle kamu harcamalarının tamamı karşılanamadığından aradaki fark para basılarak veya borçlanılarak kapatılır. Merkez Bankası tarafından başarılı bir para politikası stratejisinin uygulanabilmesi için para politikalarının maliye politikaları tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde para politikasının etkileri maliye politikası tarafından etkisiz duruma getirilebilir. Enflasyon hedeflemesinin üstlendiği önemli bir rolde enflasyonist bekleyişler için nominal bir çapa sağlamasıdır. Merkez Bankası enflasyon hedefine uygun olarak para politikasını dizayn ettiği ölçüde ortaya çıkan sonuçlar konusunda hesap verebilir konuma gelir ve söz konusu hedef bu konuda kriter olarak kullanılabilir. Enflasyon hedeflemesi rejiminde Merkez Bankası ya tek başına ya da hükümetle birlikte sorumluluk alır. Dolayısıyla kamuoyuna yapılan açıklamalar genel olarak Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilmiş olsa da hükümetle Merkez Bankası arasında yapılan yazılı mutabakatlarla da kamuoyu bilgilendirilebilir. Enflasyon hedeflemesi yaklaşımında para politikasının esas amacı düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını gerçekleştirmektir. Merkez Bankası gerçekleşen enflasyonu veya bugün hedeflediği enflasyon oranını değiştiremeyeceği için enflasyon hedeflemesi stratejisini gelecek dönem gerçekleşmesi beklenen enflasyon üzerine kurar. Enflasyon hedeflemesi rejiminin Diğer para politikası rejimlerine göre birinci avantajı, parasal büyüklükler ile enflasyon arasında istikrarlı bir ilişkinin varlığının uygulamanın başarısı için çok önemli olmamasıdır. Enflasyon hedeflemesi rejiminde Merkez Bankası'nın hedeflerinin ve taahhütlerinin diğer para politikası rejimlerine göre çok daha rahat anlaşılır ve açık olması bu rejimin sağladığı ikinci avantajdır. Bunun yanı sıra enflasyon hedeflemesi rejimi alternatif rejimlere kıyasla daha esnek bir strateji sunar. Bu durum, hedeflerin genellikle orta vade için tanımlanmış ve kısa dönemli sapmaların kabul edilebilir olmasından kaynaklanır. Bu programda enflasyon hedeflemesinin nasıl uygulandığına ve ön koşullarının neler olduğuna değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Para Politikası ders kitabının 6. ünitesinde yer almaktadır.